Engin Ardıç. Asıl ne yapabilirler? Size belki tuhaf gelecek ama Joe Biden'ın soykırım demiş olması çok da önemli değildir. Cart kırım ya da cürt kırım deseydi ne değişecekti? Obama gibi büyük felaket deseydi bir şey dememiş mi olacaktı? Kaç yıldır eyvah ABD başkanı ya derse diye panik yapıyor, demeyince de oh çekiyorduk. Şimdi dedi konu kapandı. Reagan da demişti. Bir şey mi değişti? Türk medyasının sert tepkisi, siyasi partilerin ortak bildirisi, büyükelçi çağırmalar, tarihçilere bırakmalar, konsolosluk önünde bağırıp çağırmalar falan. Geçin bunları. Hiçbir etkisi olmayacaktır. Yalnızca yüreğimizi soğuturuz, o kadar. Önemli olan ve hatta can alıcı olan bir tek soru vardır. Joe Biden, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için neler yapabilir? Yani Türkiye'nin Akdeniz'e ve Karadeniz'e açılmasını önlemek, Rusya ve Çin'den uzaklaşmasını sağlamak, PKK-YPG birliğine Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta tampon ve uydu bir Kürt devleti kurdurmak için neler yapabilir? Seçim ne? Demokratik yollardan falan demişti ama hiçbirimiz buna inanacak kadar toy değiliz. Seçim opsiyonu hızla zayıflıyor. Muhalefetin oy potansiyeli yerinde sayıyor. Bu tür soykırım manevraları Türk milletini büsbütün kenetliyor. Biden muhalefete çalışayım derken aslında iktidara çalışmış oluyor. Seçimle devirmek kağıt üzerinde mümkün ama çok zayıf ve riskli bir ihtimal. Şeriat geliyor yaygarası da eski etkinliğini kaybetti üstelik. Ekonomi üzerine çalışmak da beklenen tepki dalgasını yaratmıyor. Çünkü AK Parti bundan önceki partilere benzeyen bir parti değil. Çok ciddi bir halk hareketi. Peki iç savaş kışkırtması? Sağ-sol çatışması yaratmak artık mümkün değil. Türkiye ne 1970'tedir ne de 1980'de. Türkiye'de sol yok hükmündedir. Sağda iktidar ortağıdır. Polisten dayak yeme zevkini tatmin etmek isteyen birkaç nostaljik zibidi ölçü olamaz. Eskiden sağ-sol çatışmasına aksesuar olarak uyguladıkları bir Alevi-Sünni çatışması. Denediler, peşlevini yaptılar. Ne Alevi vatandaşlarımız yüz verdi, ne Sünni vatandaşlarımız. Darbe? Ordu büyük ölçüde FETÖ'den temizlendi. Kemalist subaylarda da hali yok. Üstelik bu sefer Devlet Bahçeli'nin deyimiyle sağa çıkamayacaklarını da bilirler. Muhtırayla, bildiriyle olacak iş değil bu artık. Erdoğan, Demirel gibi şapkasını alıp gitmez. Şapkası yoktur bir kere. Suikast yani Erdoğan'ı öldürmek çok iyi korunuyor. Belki de bu yüzden bir takım hainler ne gerek var bu kadar korumaya diye algı yoklaması yapıyorlar. Peki bu durumda Amerika Erdoğan'ı nasıl devirecek? Deviremeyecek.